Van Gölü için yeni bir sosyal medya çalışması başlatıldı sevgili izleyiciler. Çalışmada Van Gölü'nün yöredeki canlı yaşamı üzerindeki etkisi yer aldı. Bilimsel verilerin yer aldığı sosyal medya çalışmasında Van Gölü'nü koruyamazsak nefes kalitemiz bozulacaktır vurgusu yapıldı. Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından Van Gölü'nün kirlilikten korunmasına dikkat çekmek amacıyla bilimsel verilerin yer aldığı bir sosyal medya çalışması başlatıldı. Sosyal medya platformları üzerinden yapılan bilgilendirmelerde Van Gölü'nün neden korunması gerektiği izah ediliyor. Şimdiye kadar çeşitli aktivitelerle Van Gölü'nün korunmasına dikkat çeken Van Gölü Aktivistleri Derneği bu kez konunun daha iyi anlaşılması ve Van Gölü'ne sahip çıkılması için bilimsel gereçlere başvuruldu. Fotosentez sayesinde bitkilerden daha fazla oksijen üretmektedir. Birçok yaşam formunun sağlığı ve refahı için çeşitli şekillerde önemlidirler. Dünyada fotosentez ile üretilen oksijenin büyük çoğunluğunun planktonlar üretir bilgisine yer verildi. Hem ekosistem nedeniyle hem insan ve diğer canlı sağlığı nedeniyle Van Gölü'nün korunması gerektiğine işaret edilen bilgilendirme paylaşımında eğer Van Gölü'nü koruyamazsak nefes kalitemiz düşer. Van Gölü'nün yaşamsal faydasının yanında ekonomik faydasına da dikkat çekiliyor. Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türünün en az 20 bin aileye ekmek kapısı olduğu belirtiliyor. Van Gölü Aktivistleri Derneği yetkilileri Van Gölü'nü Van, çevre iller ve bölge için hem turizm yönünden hem de diğer yaşamsal konulu önemli buldukları için gölün korunması yönünde faaliyetlerini çeşitlendirerek yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.